In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Efendim tekrar bir İngilizce mantık kavramlar dersimize hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün dönem itibariyle ele almış olduğum Basic Concepts of Logic'in Chapter 1 bölümünü bitiriyoruz. İnşallah Chapter 2 ile devam edeceğiz. Arapça mantık derslerimiz ikmal oluncaya kadar İngilizce bu tür bölümleri okumayı sürdürmeye karar verdim. Devam edeceğim. İnşallah ikisini bitirdikten sonra zaten temel kaynakları okumaya başlayacağız. Hem İngilizceden hem Arapçadan. Dolayısıyla İngilizce ve Arapça tedrisatımız, akademik hazırlık tedrisatımız devam edecek. Son bulmayacak inşallah ömrüm vefa ederse. Bugün inşallah hemen vakit zayi etmeden ekranımızı paylaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi burada kalmıştık. Number 9 examples of valid arguments in syllogistic logic. Syllogizm dediğimiz Aristoteles mantığında değerli arkadaşlar, burhani kıyas. Bununla ilgili geçerli argümanların neler olduğunun örneklerini verecek bize. Hem konkret örnekler hem de form örneklerini verecek, formel yapıları verecek. Dolayısıyla bu bölümde buraya kadar işlemiş olduğumuz bölümlerde daha çok invalid yapıları bize vermişti. Hangi efendim yapılar hem işte statement olarak yani önerme olarak hem argument olarak kıyas olarak hangi yapılarda geçersizlikler var, bunu nereden biliyoruz diye ele almıştık ve en önemlisi de karşıt örneklerini bulabildiğimiz counter examples dediğimiz karşıt örneklerle bir önermenin ya da argument'ın geçersizliğini, invalid olduğunu gösterebiliyordu. Şimdi son olarak geçerli olanları bize verecek ve bunların hem formundan hem konkret içeriklerinden söz edecek. Son derece önemli bir bölümle bitiriyoruz bu Chapter 1'ı. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle Chapter 2'dan devam edeceğiz. Evet, bir kere daha başlığımızı okuyalım. Examples of valid arguments in syllogistic logic. Syllogistic logic'te yani Aristoteles mantığında geçerli argümanların formları nelerdir? Konkret örnekleri nelerdir? Bunları göreceğiz. Efendim, metnimize başlayalım. In the previous section, we examined a few examples of invalid arguments in syllogistic logic. Daha önceki bölümde biz syllogistic logic ile ilgili geçersiz argümanlardan birkaç örnekler işlemiştik. We examined a few examples of invalid arguments. Geçersiz argümanlar hakkında birkaç örnek araştırmasında bulunmuştuk in syllogistic logic konusunda. In each case of invalid argument, we found a counter example. Orada da gördüğümüz üzere, yani o derste da vurgulayalım bunları. In each case of an invalid argument, geçersiz olduğunu söylediğimiz her argümanda da gözlemlediğimiz üzere ne yapmıştık? We found a counter example. Karşıt bir örneğini bularak onu geçersiz kılmıştık. Which, bu karşıt örnek, is an argument with the same form. Form olarak aynı oldukları halde formel aynıydılar ama geçersiz idiler. Neden? Having all true premises. Bütün öncülleri de doğru öncüllerdi. Fakat but a false conclusion, sonuç yanlıştı. Bütün öncülleri doğru olmasına rağmen sonucun yanlış olmasından hareketle biz counter example bulmuş ve demiştik ki bu geçersizdir. Bunları konuştuğumuz için tekrar edip zamanımızı almak istemiyorum. Asıl konumuza geçeceğiz. In the present section, şimdi bu okuyacağımız bölümde we examine a few examples of valid syllogistic argument, also called valid syllogism. Valid syllogism de denilen
aynı zamanda valid syllogism, geçerli syllogism de dediğimiz geçerli syllogistic argument, geçerli burhani kıyas dediğimiz bizim Arapçada kıyaslar nelerdir? Onun örnekleri nelerdir? Şimdi we examine a few examples, birkaç örnekle bunları ele alacağız bu bölümde diyor. At present, başlangıç olarak şimdi hemen we have no method to demonstrate that these arguments are in fact valid. This will come in later section of this chapter. Biz diyor şimdi hemen daha işin başında ifade etmeliyiz ki bizim bir metodumuz yok. We have no method to demonstrate, gösterecek bir metodumuz yok. Bu argümanların gerçekte hakiki olarak değişmez, sabit, in fact valid. Bunun altını çizelim. Onu da hatta yazalım. Yani değişmez, sabit bir hakikat olarak, değişmez, sabit bir hakikat olarak bu argümanların sürekli geçerli olduğunu söyleyebileceğimiz elimizde herhangi bir metodumuz yok. Gerçi bu konu, bu konu üzerinde durduğumuz mevzu, will come in later sections, daha sonraki ikinci, üçüncü bölümlerde bu bölümün gelecek. Oralarda biz ne yapacağız? Bunları diyor ele alacağız. Peki bunları ele aldığımızda onların üzerinde duracağız inşallah gelecek bölümlerde. Ve şuna dikkat edilmelidir ki not carefully, gözden kaçırılmamalı, dikkat edilmelidir ki if we cannot find a counter examples to an argument, elimizde bir argümanımız var ve bu argümanın karşıt bir örneğini bulamıyoruz. Bir karşıt counter examples'ımız yok. Bu şu anlama gelir. It does not mean that no counter example exists. Elimizde bir argümanımız var. X argümanımız var. Bunun bir counter example'ını bulamamışız. Peki bu bulamayamamış olmamızın anlamı vurgulayarak metni netleştirelim. No counter example exists. Karşıt örneği hiç yoktur, hiçbir zaman bulunamayacaktır anlamına gelir mi? Hayır. Şu anda bizim onu bulamıyor olmamız, böyle bir örneğe sahip olmamız, ilelebet kıyamete kadar insanlar böyle bir örnek bulamayacaklar anlamına gelmez. It might simply mean, bunun basitçe anlamı şudur ki, that we have not looked hard enough, bulabilecek derecede yeterli bakmadığımız anlamına gelir. Altta başka örnekler de verecek, bunu açıklayacak. Demek ki bizim henüz bir şeyi bulamıyor olmamız son derece önemli bir şeydir. Ancak bu hiçbir zaman bulamayacağımız anlamına gelmez. Biz bunu sizinle mantık derslerinde işlemedik galiba. Belki Arapça dersinde işledik mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çok ders işlediğim için beni bağışlayın. Tüme varım metoduyla tümden gelin metodu üzerinde durduğumuzda tüme varım sorunlarında bunları konuşmuştuk. Örnekler üzerinden. Aşağıda da gelecek maddelerde tekrar ihtiyacı olursa bazılarına dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Demek ki bunun anlamı it might simply mean that we have not looked hard enough. Henüz yeterince bakmadığımız anlamına gelir. Ve failure to find a counter example, bir karşıt örneği bulmaktaki başarısızlığımız, yani bulamayışımız, is not proof, bir kanıt değildir. That an argument is valid, bu argüman ilelebet geçerlidir'in bir kanıtı değildir. Not proof that an argument is valid. Buna çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, analogously, benzer şekilde, if I claimed, şayet ben şöyle bir iddiada bulunsam, bakın bir argümandır. All swans are white, tüm kuğular beyazdır diye bir iddiada bulunsam, benzer şekilde bunu yukarıdaki şu ifadelerini bize burada örnekliyor, example yapıyor. Bir örnek verecek.
If I claimed all Swans are white, tüm kuğular beyazdır diye bir iddiada bulunsam, siz ne yapabilirsiniz diyor. You could refute me simply by finding a swan that is not white. Siz beni çok kolay, basitçe ne yapabilirsiniz? Reddedebilirsiniz. You could refute me simply by finding neyle? Beyaz olmayan bir kuğu olarak. Benim argümanım neydi? Tüm kuğular beyazdı. Ama ben bir beyaz olmayan kuğu bulduğum anda bu argüman false hale gelir. Eyle gösterelim. This argument is false. Neden? Beyaz olmayan bir kuğu buldum. This swan, bu beyaz olmayan kuğu, would be a counter example, ne olacaktır? Bir karşıt örnek olacaktır. Ne? To my claim. Benim şu önermeme bir counter example olacaktır. Peki biz daha önce de gördük ki, dedik ki eğer biz bir counter example bulursak, bu counter example bu önermenin, şu önermenin yanlış olduğunun kanıtıdır. Öyleyse bu invalid bir argümanttır dememiz kaçınılmazdır. Bunları görmüştük. On the other hand, if you could not find a non-white swan, diğer taraftan siz beyaz olmayan bir kuğu bulamadığınız sürece, I could not thereby, sizin bu beyaz olmayan bir kuğu bulamayışınızdan hareket ederek say that my claim was proved. Bak, bulamadınız. O halde benim iddiam kanıtlanmıştır şeklinde bir ifade de bulunamam. Sizin beyaz olmayan bir kuğuyu bulamayışınız benim argümanımın kanıtlandığı anlamına gelmez. Peki ne anlama gelir? Only that it was not disproved yet. Çok önemli. Buranın renklendirelim ve burayı lütfen aklımızda tutalım. İstirham ediyorum. Bu son derece önemliydi başından beri şu. On the other hand'den itibaren yeşil renkle renklendiriyorum. Evet. Ve içerik üzerinde bir kere daha duruyorum. Bir argümanım var. Bu Karl Popper'ın Tarihsiciliğin Sefaleti kitabını okursanız tüme varım yönteminin nasıl da güvenilmez bir bilgi kaynağı, bilgi yöntemi olduğuna ilişkin yaklaşımında bu aynı örneği, bu kuğu örneği üzerinden de orada bunları görebilirsiniz. Çok net olarak bu paragrafın içeriği bize şöyle bir bilgi sunuyor ki bu bilgi bizim için son derece önemli. Gözleme dayalı, deneye dayalı bir argümanımız var. Bütün kuğular beyazdır. Nasıl bir argümandır? Gözleme dayalı bir argüman. Yani bunu söyleyen kişi bugüne kadar kaç tane kuğu görmüşse, bu binlerce olabilir, hepsi beyazmış. Siz diyor bir gün bir kuğu alır gelir de bak beyaz değil, gördün mü? Beyaz olmayan kuğu da var derseniz benim bütün bu argümanım o anda çöker, geçersiz olur. Peki, ama siz bulamadınız, ben beyaz dedim, siz de aksini kanıtlayacak bir şey bulamadınız. Peki bu bulamayışınız benim argümanımın kanıtlandığı anlamına gelir, anlamına mı gelir? Hayır. Henüz, bakın, henüz geçersiz kılınamadığı anlamına gelir. Bakın burası çok önemli. Kanıtlandığı anlamına gelmez. Ya henüz yanlışlanamadığı anlamına gelir. Geçersiz kılınamadı. Henüz. Büyük harfle yazalım. Henüz. Henüz yanlışlanamadı anlamına gelir. Ve bu her an yanlışlanabilir mi? Evet. Peki yanlışlanamayabilir mi? Evet. Onun için Kurt Gödel'in ödül almış tezi, ünlü filozof Kurt Gödel'in ödül almış tezinde, ileride felsefe okumalarımızda bunları değineceğiz inşallah. Bu ön bilgileri aldıktan sonra okuyacağım metinlerde. Evrenin tamamlanmamışlık
Uncompleted Universe tezi var onun. Uncompleted Universe, tamamlanmamış evren modelinde hiçbir şey kümevarım yöntemiyle son söz söylenememiş. Çünkü tamamlanmamış. Sürekli tamamlanma süreci devam ediyor. Dolayısıyla gerçekleşebilir, yanlış, yani yanlışlanabilir, yanlışlanmayabilir. Thus, bu durumda, o halde diyor, bu durumda, although we are going to examine some examples of valid syllogism, we do not presently have a technique to prove this. Böylece, we're going to examine some examples of valid syllogism. Geçerli syllogism argümanlarla ilgili bazı örnekler inceleyeceğiz. Olmamıza rağmen, Aldo, bazı geçerli örnekler inceleyecek olmamıza rağmen, we do not presently, şimdilik onların kanıtlanmasına yönelik have a technique, bir yöntemimiz, bir tekniğimizin olmadığını da kabulleneceğiz. Yani diyeceğiz ki şunlar geçerli syllogistik argümanlardır diyeceğiz. Ama bunlar kanıtlanmış mıdırlar? Hayır. Kanıtlanmak için bir yönteme sahip miyiz? Hayır. For the moment, şimdilik these, bunlar merely serve as examples. Bunların sadece işlevi, hizmeti, bize yaptığı kazanım, bize kazandırdığı şey örneklerdir, örnek olmaktır. Geçerli bir argümanın formu şudur diye bir örnektir. Ama bunlar kanıtlanmış mıdır? Hayır. Neden? Çünkü kanıtlanma imkanı yok. Sebebini konuştuk. The following are all valid syllogistic argument forms. Bakın, italik yazmış. Biz de renklendirelim. Demek ki bu okuyacağımız, aşağıda okuyacağımız tüm syllogistic argümanlar, bakın bu dört form zaten, dört form bunlar. Arapça inşallah metinde de bunları okuyacağız. Dört tane form var burada. Bu formlar biçimsel, görüyorsunuz. Biçimsel olarak bu formların hepsi valid argument'tır. Kanıtlanmamış ama valid argument'tır. Şimdi F1'imiz var, F2'miz var, F3'ümüz var, F4'ümüz var. Sonra bunların benzerlerinden pek çok aşağıda konkret argümanlar verecek. Bunlar biçimsel, somut, içeriksel olan, içeriksel muhtevası bulunan, yani descriptive statements'ların olduğu efendim örnekler üzerinde duracağız aşağıda tek tek. Onları bunlarla ilişkilendirecek müellif. Biz de bu ilişkilendirme yapacağız. Ama hızlıca şöyle bir bakalım. Tüm x'ler y'dir, tüm y'ler z'dir. O halde slash biliyorsunuz o halde demektir. Therefore all x are z. Evet, zamanımızı almasın diye geçiyorum bunları. Şu şöyledir, bu böyledir. To say that F1 and 2, bu 2 demektir. 4, F4. F1'den FR'a kadar are valid argument forms. Şuradan bunları işaretledik. Bakın F1, F2, F3, F4'e kadar. Bunların tamamının geçerli formlar olduğunu söylemek, to say that F1, 2, 3 or 4 are valid argument forms demek is to say, şunu söylemek demektir. Every argument obtained from them by substitution is valid argument. Bakın, ne demekmiş? Her argüman ki obtained from, elde ediliyor, onun öncülleri ve sonuçları. Neden? Substitution, substitution olarak elde ediliyor. Daha önce substitution'ı görmüştük. Geçerli öncüller, geçerli sonuç. Is a valid argument'tu bunlar. Evet, bu bir valid argument'tır demektir. Yukarıda dört şu örneği biçimsel olarak
valid argument demenin anlamı substitution olarak geçerli demektir. Let us examine the first argument from F1. O halde hadi F1'i inceleyelim. F1 formunu inceleyelim. F1 bakın şu. Tüm x'ler y'dir. Tüm y'ler z'dir. Tüm x'ler z'dir. Evet, bunu daha önce de görmüştük. İnceleyelim. Since it is by far the simplest to comprehend. Neden bu F1'i inceleyeceğiz? Çünkü o comprehend, konuyu idrak etmemiz, anlamamız, kavramamız açısından son derece sade, basit, anlaşılır bir örnek olduğu için bir inceleyelim diyor. Since F1 is valid ve geçerli bir argüman olduğu için every substitution instance is valid ve her substitution instance olanlar geçerlidir. Bunu daha önce görmüştük. O halde for example the following arguments are valid. O halde aşağıdaki tüm örnekler bakın taşa kadar H buraya kadar tüm örnekler validdirler. Gördüğünüz gibi burada tüm bu örneklerimizde concrete içerik var, somut içeriklerimiz var ve bu somut içeriklerimizin öncüllerinin ve sonuçlarının doğruluğuna ve ilişkin oluşuna yönelik de bu harfleri koymuşlar. İkinci okuyacağımız metinde bunları göreceğiz. T true demek biliyorsunuz. F de false demektir. Evet. Şimdi one A all cats are mammals. Bütün kediler memelidir. Doğru mu? Evet. All mammals are vertebrates. Bütün memeliler omurgalıdırlar. Doğru mu? Evet. All o halde therefore all cats are vertebrates. Bütün kediler omurgalıdırlar. Doğru mu? Sonuç evet. Öncüller doğru, sonuçta doğru mu? Evet. Formumuz bu. Bakın all cats are reptiles. Tüm kediler sürüngendir. Doğru mu? Hayır. False. Yanlış. All reptiles are vertebrates. Tüm sürüngenler omurgalıdırlar. Doğru mu? Evet. All cats are vertebrates. Tüm kediler omurgalıdırlar. Doğru mu? Evet. Bakın. Bunların tamamını bu şekilde incelediğimizde değerli arkadaşlar, bunların hepsinin geçerli formlar olduğunu görüyoruz. Neden? F1'e uygun olarak. F1 substitution example'a uygun olarak bunların hepsinin doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi burada inceleyelim. Tek tek bunların üzerinde daha önce de kelimeler olarak durduk biliyorsunuz. In the above examples, yukarıdaki örneklerde a number of possibilities are exemplified. Bazı imkanlar, olasılıklar örneklendirilmiştir. A number of possibilities, bazı birkaç, bir miktar da diyoruz bunlara, bir miktar olasılık are exemplified, örneklendirilmiştir. It is possible for a valid argument, bu mümkün bir geçerli argüman, to have all true premises. Tüm öncüllerinin doğru olmasının gerekliliği ve and a true conclusion, doğru bir sonucunun olmasının da gerekliliği örneğinde gösterildiği gibi. Number A, 1A buna örnektir. It is possible for a valid argument to have some false premises. Keza aynı şekilde şu olasılıklar da gösterildi. Ne bu olasılıklar? Onları vurgulayalım. Müsaadenizle. To have some false premises. Bazı öncülleri yanlış. And a true conclusion. Bu defa da sonucu doğru olan mümkün argümanları da örneklendirildi. Number B, number C örneklerinde olduğu gibi. İşte bu B
ve C örneklerinde. Bakın, false, false. It is possible for a valid argument. Demek ki bir geçerli argüman mümkündür ki to have all false premises, bakın, bütün öncülleri yanlış and a true conclusion, sonuç doğru. Number D, number 1D, bakın 1D şurada, 1D bakın, false, false, true, öncüler yanlış mı? Evet. Sonuç doğru mu? Evet. All cats reptiles, bütün kediler sürüngendirler, yanlış. All reptiles are mammals, tüm sürüngenler memelidirler, yanlış. All cats are mammals, tüm kediler memeli midir? Evet, doğru. Örneklenmiş bakın. It is possible for a valid argument, yine geçerli bir argüman, mümkün bir geçerli argümanımız var. To have all false premises, bakın, öncüllerimizin tamamı yanlış, and false conclusion. Number one, G. Bir G'de şurada olduğu gibi bakın. False, false, false. Öncüller de yanlış, sonuç da yanlış. Ama geçerli mi? Geçerli. On the other hand, it is not possible for a valid argument. Diğer taraftan geçerli bir önerme, pardon, geçerli bir argüman için mümkün değildir. Ne? To have all true premises, öncüllerinin hepsi doğru olacak, and a false conclusion, öncüllerinin tamamı doğru olduğu halde sonucu yanlış olan ama da geçerli olan, öncülleri doğru, sonucu yanlış ama form olarak da geçerli olacak, böyle bir argüman mümkün değil. No example of this, bunun bir örneği yoktur. In the case of argument number one, H, bir H örneğimizde, bakın şurada, şurada görelim, anlayalım. Anlamı da önemli olduğu için metni sonra okuyalım. All Martians are reptiles. Tüm Marslılar sürüngendirler. All reptiles are vertebrates. Tüm sürüngenler omurgalıdırlar. Bu doğru. Therefore, all Martians are vertebrates. Tüm Marslılar işte omurgalıdırlar. Bunlara niye kırmızı, kırmızıyla işaretleyelim? Ağzımızdan çıktı. Soru işareti koymuş. Bilinmiyor. Cümle olarak bir şey kurmuşsunuz da Marslıları bilmiyoruz ki. Marslı var mı yok mu? Değil mi? İşte diyor bu, in the case of argument number one, H, we don't know, bilmiyoruz, whether the first premise is true or whether it is false. Doğru mu yoksa yanlış mı? Birinci premise'i bilmiyoruz. Yani bütün Marslılar sürüngendirler. Bilmiyoruz. Ama yine de nonetheless, the argument is valid. Yine de bu argüman geçerli bir argümandır. Yani, that is, if the first premise, birinci öncül, were true, çünkü birinci öncül doğru olsaydı, bakın şimdi, olasılık, possibility konuşuyoruz ya, olsaydı, then the conclusion would necessarily also be true. O zaman sonuç zorunlu olarak doğru olacaktı. Since the second premise is true. Çünkü neden? İkinci öncülümüz doğrudur. Yukarı çıkalım. Şimdi burada konuyu inceleyelim. Netleştirelim zihnimizde. Evet. Şimdi bunu bilmiyoruz. Ama ikinci öncülümüz doğru mu? Evet. Second öncülümüz doğru. Eğer diyor bu, bunun doğru olduğunu varsayarsak, true sayarsak, o zaman sonuç zorunlu olarak doğru olur. İşte bunun için geçerli bir önermedir. Soru işareti, bilmiyoruz.
Bildiğimizi varsayalım ve true olsun. O zaman all merchants are vertebrates zorunlu olarak true olur. Yani birinci öncülümüz were, burada were gramer gereği kuşku bildirir. Unreal bir durumu bildirir. Unreal bir durumdur. Şayet demektir. Doğru olsaydı birinci öncülümüz true olsaydı conclusion necessarily would be true, zorunlu olarak doğru olması gerekirdi. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada verilmiş olan örneklerden hareket ederek geçerli olan formların neden geçerli olduğunun mantığına ilişkin müellif bize açıklamalarda bulunuyor. The truth or falsity, truth or falsity, doğruluk ya da yanlışlık of the premises and conclusion of an argument. Bir argümanın sonucunun ve öncüllerinin yanlışlığı ve doğruluğu. The truth of falsity of the premises and conclusion of an argument is not crucial to the validity of the argument. Çok son derece önemli bir cümle. Dolayısıyla vurgulayalım, üzerinde duralım. Demek ki bir doğruluk ve yanlışlık meselesi var. Neyin? Öncüllerin ve argümanın sonucunun. Bu diyor hayati değildir. Not crucial, hayati değildir. To the validity of the argument. Argümanın geçerliliği konusunda hayati bir durum değildir. Doğruluk, yanlışlık. Ya biçim. O substitution biçim vardı ya, o önemli. O biçim. Counter example'ının bulunmayışı önemli, geçerli olması için. To say that an argument is valid. Bakın, bu argüman geçerlidir demenin anlamı is simply, basitçe şunu söylemektir. To say that the conclusion follows from the premises. Sonuç öncüllerden zorunlu olarak doğmaktadır. Biz bunu daha önce gördük substitution'ları incelerken, değil mi? Argümanları. Eğer sonuç follow from diye, bakın burada da geldi. Follow from kavramıyla gördük. Follow fromsa, yani zorunlu olarak böyle bir sonuç çıkıyorsa, biçimsel olarak bu geçerli bir argümandır. The truth or falsity. Doğruluk ve yanlışlık of the premises and conclusion. Sonucun ve öncüllerin doğruluğu ve yanlışlığı may not even arise, bakın, görünmez bile, ortaya bile çıkmaz. As for example, bakın, in a fictional story, elimizde bir uydurma hikayemiz var, fictional story var. Uydurmuşuz, hayali bir şey, Harry Potter gibi, uydurmuşuz. Ya da Alice Harikalar Dünyası'nda. Zihinsel olarak uydurulmuş fictional bir story'miz var. Böyle bir dünyada geçerlilik söz konusu olduğunda iyi konuşuyoruz. Biçimsel olarak argümanımız geçerli olur da doğruluk ve yanlışlık hiç dikkate bile alınmayabilir. Örneğin mesela diyor ki, suppose I write a science fiction story. Ben bir bilim kurgu hikayesi yazdığımı farz et. Yani farz edelim. Evet. Bir bilim kurgu diyor. Farz edin ki ben bir bilim kurgu hikaye yazıyorum. And suppose this story involves various classes of people. Ve bu yazdığım hikaye çok farklı sınıfsal toplumu olan bir insanlık ailesinden bahsediyor. Involves, bu story içeriyor. Various classes of people, halk sınıfları var. Sınıfsal olarak çok farklı sınıflardan oluşan bir toplumu ben bu bilim kurgu hikayesinde ele aldığımı varsayalım. Human or otherwise, insan ya da insan olmayan, çok sınıfsal farklılıkları olan bir toplumdan bahsediyorum.
Among them, bunların arasında var being. Kim? İsimlerini de uydurmuş zaten. Bunların arasında Gargatrons and Dacrons diye iki kabile diyelim. İki kabile de var. Sınıf. İşte bizde de var ya, Arap'tır, şudur, budur, Türk'tür vesaire. Bunlar da var. Suppose, yine farz et ki, I say the following about these two classes. Ben bu iki sınıfa ilişkin şöyle önerilerde bu hikayede bulunuyorum. Onlar hakkında şöyle argümanlarım var. Diyorum ki, all Dacrons are thieves. Tüm Dacronlar hırsızdır diyorum. No Gargatrons are thieves. Hiçbir Gargatronlar da hırsız değildir. Dacronların hepsi hırsız. Gargatronlar içerisinde de hiç hırsız yok. The latter is equivalent to, bakın şu. Latter dedi, bu former latter diye bir kalıbımız var İngilizce'de. Bir şeyi arka arkaya zikrettiğinizde former önce ilk zikredilen, latter son zikredilen demektir. Yani iki de latter son zikredilen de Gargatrons, hiçbir Gargatron hırsız değildir dedi ya, onu diyor. Bu şuna denktir. Equivalent to. Şuna denktir. Nedir o? No thieves are Gargatrons. Hiçbir hırsız Gargatron değildir. Bakın burada bunu Arapça akis bölümü gelecek orada. Ki İngilizce'de de sanıyorum benzer konuları işleyeceğiz. Orada göreceğiz. Bir önermenin, bakın burada thieves subject öznesidir. Bu nedir? Yüklemdir. Değil mi? Mevzu mahmul diyoruz Arapçada buna. Özne yüklem. Yüklemdir. Subject yüklemdir. Özne yüklem. Her zaman döndürüyoruz. Yüklemi özne, özneye yüklem yapıyoruz. Bakın, Gargatrons are thieves. Gargatrons özne. Thieves yüklem. Burada ne yaptık? Döndürdük. Thieves'i özne yaptık. Gargatrons'i yüklem yaptık. Yani bir önerme böyle döndürüldüğünde, yüklemi özne, öznesi yüklem yapıldığında da aynı anlama geliyorsa bu son derece önemlidir. What could the reader immediately conclude about the relation between Dacrons and Gargatrons? Güzel bir soru soruyor bize. Sen de düşünelim diye. Ve bu soru üzerinden bakın. Konuya devam edecek. Diyor ki, benim bu kurgu bilim hikayemi okuyan kişi, reader, okuyucu, bu Dacron ve Gargatronslar arasındaki ilişkiye dair, about the relation between Dacrons and Gargatronslar ile ilgili doğrudan, immediately conclude, ne sonuç çıkarır? Bunları duyar duymaz bir okuyucu okur okumaz benim metnimde, onun zihni otomatik olarak immediately conclude, nasıl bir sonuca gider? Vermiş. Three. No Dacrons are Gargatrons. Hiçbir Dacron Gargatrons değildir. Bakın. Tersine çevirdi. No Gargatrons are Dacrons. Hiçbir Gargatron da Dacrons değil sonucuna. Zorunlu olarak gider. Immediately conclude zihin. Böyle bir sonuç çıkarırız. Ben kimim? The writer. Bir yazar olarak ben, diyor müellif. Bir yazar olarak. Would not have to say this explicitly for it to be true in my story. Bir yazar olarak benim şöyle bir iddiam, böyle bir şeyim yok. This, bu durum explicitly, açıkça, net bir biçimde
it to be true in my story. Benim hikayemde bu bariz bir şekilde hakikattir, gerçektir diye bir iddiam yok. I would not have to say it for you. Okuyucu için de şunu iddia etmiyorum. The reader, siz burada you reader demektir. I writer. To know what it is true in my story. Benim hikayemde neyin doğru olduğunuzu bildiğinizi de varsaymıyorum. Böyle bir iddiam da yok. Bunun böyle oluşu, bakın, ne yapar? It follows from, bundan çıkar, bir sonuç elde ederiz. Other things already stated. Az önce ifade ettiğimiz yukarıda. Doctrines, Gargutus, Gargutus, Doctrines arasındaki ilişkide ifade edilen already stated, az önce ifade edilen şeylerin çıkarımını gerektirir. Bunlardan o çıkar. Furthermore, dahası, if I, ben bir yazar olarak, were to introduce a character in a later chapter called it perceiving unknown gender, yine bu bir unreal durumdur. Bir yazar olarak ben were to introduce, tanışıyorum, a karakter ya da tanıtıyorum, introduce, size tanıtıyorum bir karakteri. Later chapter, hikayemin sonraki bölümlerinde. Oradaki karakter, bu karakter, bunu işaretleyerek gösterelim, daha yanlansın. Onlara ne deniyormuş? Persimmon deniyormuş. Persimmon denilen bir karakter daha size tanıtıyorum. Bilinmiyor, unknown gender. Cinsiyetlerini bilmediğimiz, türlerini bilmediğimiz bir Persimmon denilen bir karakter daha hikayede okuyucuya tanıtıyorum. And if I were to say, bakın, that Persimmon, ve şayet ben desem ki, şöyle de söylüyorum. Yeni bir karakter tanıtıyorum okuyucuya, Persimmon denilen Dacron ve Gargatranlardan sonra. Ve orada da diyorum ki bu Persimmonlar is both, bakın bunu çiziyormuşum, pardon, vurgulayayım kırmızıyla. Bunlar both Dacron and Gargatran diyorum. Allah Allah. Öyle bir Türkiye, bunlar Persimmonlar, hem Dacron'larmış hem Gargatran'larmış. Yani şunları birleştirdi. Bunları birleştirdi. Karşımıza Persimmon diye bir tür çıktı. Evet. Persimmonlar kimmiş? Hem Gargutrun hem Doctrine'larmış. O zaman then I would be guilty. O zaman ben suçlanacağım. Okuyucu beni suçlayacak, eleştirecek, tenkit edecek. Neyle? Of logical, mantıksal inconsistency in the story. Hikayemde mantıksal anlamda tutarsızlığa düştüğüm inconsistency, tutarsızlık demektir, uyumsuzluktur. Consistency uyumdur, tutarlılıktır. In olumsuzluk edattır burada. Inconsistency uyumsuzluktur, tutarsızlığa düştüğüm. Kendi kendimle çeliştiğimi dolayısıyla okuyucu bana söyleyecek, beni suçlayacak. The guilty of logical inconsistency in the story. Neden? Çünkü yukarıda ne dedik? Şurada ne dedik? Onları da vurgulayalım. Bakın. Ne dedik? Hiçbir Dacron Gargutrun değil dedik. Hiçbir Gargutrun da Dacron değil dedik. Sonra nasıl Persimmon'de Gargutrun ve Dacron
aynı oldu. Bu bir inconsistency bir durumdur. Bu bir tutarsızlıktır, çelişkidir. Ve okuyucu beni böyle bir tutarsızlık ve çelişkiyle itham edecek. Bu yerinde bir ithamdır diyor haklı olarak. I would be guilty, ben böyle bir suçlamayı hak edeceğim. Böyle bir suçlama doğrudur benim hakkımda. Of inconsistency. Benim tutarsızlığım konusundaki bu eleştiri doğrudur. Neden? Çünkü it is not possible, mümkün değil, for the first two statements, ilk iki ifade, ne o? Doctrines ve gargantuan ayrı ayrı oluşu. Above, yukarıda gösterdim. To be true without the third statement also being true. Üçüncü ifade, persimmonlar, şu persimmonlar. Persimmon is both doctrine and gargantuan argümanı doğru olmak koşuluyla yukarıdaki iki ifade, doctrines are, no doctrines are gargantuans or no gargantuans are doctrines önermeleri doğru olamaz. The third statement, üçüncü bu Persimmon önermemiz, follows from the first two. Bunun tutarsızlığı ve geçersizliği ilk iki önermeden zorunlu follows from olarak çıkar. There is no world, bir dünya yoktur. Real or imaginary, gerçek ya da hayali bir dünya söz konusu olamaz. Ki bu dünyada, in which the first two statements are true, yani şu no doctrines are gargantuans, no gargantuans are doctrines doğru olacak. Bunun yanında but the third statement is false. Bakın. Böyle bir dünya yok. Ancak ne zaman olur böyle bir dünya? There is no world. Benim Türkçe vurgularım biraz İngilizceyle uyuşmayınca geri aldım. Geri sardırdım. Sorry. Böyle bir dünya yok. Gerçek ya da hayali. Ki orada ilk efendim iki önermemiz doğru olacak. Ancak böyle bir dünyanın var olabilmesi, but bunu olumsuzluğu olma çevirir. The first statement is false. Üçüncüsü yanlış olduğunda mümkün olur. Real or imaginary world. Üçüncüsü, yani first mean, yanlış olmak zorundadır. Bunu but'la değil de is true ile de söyleyebilirdi. There is no world in which the first two statements are true and the third statement is also true diye de söyleyebilirdi. Böyle bir dünya yok. O da doğru, bu da doğru olmaz. Böyle bir dünya yok. Hayali bile yok. Hayali bile yok. Evet. Ama ben çok severim hala. Televizyon izlemiyorum. Uzun zamandır televizyonum falan yok da. Ama gittiğim bir yerlerde falan, çocukların yanına gittim de, bir yere gittim de, televizyonda denk gelirsem Tom ve Jerry izlemeyi çok severim. Tom ve Jerry'i izlerim. Tom ve Jerry'de mümkün gibi duruyor bu. Parantez içinde söyleyeyim. Tom ve Jerry'de ölmüyor. Ne Tom ne Jerry. Yapışıyor, yere oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Çocukluğunuzda izlemişseniz, benim gibi ihtiyar olduğunuzda izlemenizi tavsiye etmem. Ama ben hem ihtiyar hem çocuk ruhlu olmak gibi bir karaktere sahibim. Böyle bir çocukluk tarafım var. Benden bir türlü kopmayan, ayrılmayan. Onun için Tom ve Jerry'yi
Çok severim. Çocukları da çok severim. Çocuklarla aram iyidir. Çocuklarla çocuk olurum çünkü. Orada biraz mümkün gibi duruyor. Evet. Peki neyse, bu işin şakası, esprisi tabii. Thus böylece we can say that statement 3. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Statement 3 follows from statements 1 and 2 without having any idea whether they are true or false. O halde üçüncü statement 1 ve 2'nin doğru olup olmamasına, whether they are true or false, 1 ve 2'nin doğru olup olmamasına bakılmaksızın ve onunla ilgili herhangi bir fikre sahip olmaksızın, without having any idea whether they are true or false. Bunlardan 3, 1 ve 2'nin doğruna bakılmaksızın zorunlu olarak çıkar. All we know, hepimiz biliyoruz ki, is that in any world, real or imaginary, gerçek ya da efendim hayali herhangi bir dünyada, hepimiz biliyoruz ki, if one and two are true, bir ve iki doğruysa, şu bir ve ikiden bahsediyoruz, şunlardan, şu ve şu üçten bahsediyoruz. Bu zorunlu çıkıyordu. Söylediğimiz için vakit almasına devam etmedim burada. Tekrar göstermedim. Then three must also be true. Az önce benim şu batla ilgili söylediklerimi söylüyor burada. Hepimiz biliyoruz ki all we know is that in any world, real or imaginary, bir ve ikinin doğru olduğu, aynı zamanda üçün de zorunlu olarak doğru olduğu gerçek ya da hayali bir dünya bilmiyoruz diyor. Benim Tom Jerry esprimi parantez aldım. Not, o halde dikkat edilmelidir ki the argument from one and two to three. Bir ve iki to üç. Has the form F3. Bu son üzerinde durduğumuz örnek F3 biçimsel yapısına sahiptir. From the beginning of this section, bu bölümün, yani okuduğumuz bu bölümün başlangıcında var olan üçüncü F3'e benziyor diyor. Peki F3'e gelelim. F3. All x are z. No y are z. Therefore no x are y. Bu biçime ve forma benziyor diyor. Peki ne demiş oluyor? Bütün buna rağmen form olarak ona sahip olduğu için geçerlidir demiş oluyor. Demek ki geçerli olmak, şekil bakımından geçerli olmak başka bir şey. Onun için mantık için denir ki mantık biçimseldir. İçeriksel doğruluğu yanlışlığıyla bu real bir world'de, bir imaginary, unreal bir dünyada fiction olarak şöyle olur mu olmaz mıdan bağımsız, onunla ilgilenmeksizin formel olarak, biçimsel olarak mantık bir dizgenin doğruluğu ve yanlışlığıyla ilgilenir ve der ki bu dizge doğrudur. F3'te olduğu gibi. Geçerli, yani doğrudur derken pardon, sorry, valid geçerlidir der. Ya da invalid, bu geçersiz bir formdur der. Mantık bununla ilgilenir. Felsefe o geçerli argümanın içeriğinden hareket ederek muhtevası bakımından biçimsel geçerli, içeriksel geçersizdirle felsefe ilgilenir. Mantık değil. Bunu felsefe okumalarımızda inşallah göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, çok şükür. Chapter 1'ı bitirdik. Bu zevkli, güzel
bir metin görüyorsunuz. Çok ağır bir metin değil. Özellikle orta düzey, intermediate bir metindir bu. Intermediate bir metin olarak seçtim. Çünkü ileride gerçekten advanced metinler okuyacağız. Gerçekten çok ciddi felsefi ve mantıki advanced metinler. Onları hazırlanmak bakımından inşallah bu metinlerin size yararlı olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlarla birlikte Arapça mantık derslerimizde izleyip takip etme fırsatınız oluyorsa onunla birlikte birleştirdiğinizde inşallah zihniniz ileri metinleri okumaya hem Arapça hem de İngilizce olarak hazır hale gelecektir diye umut ediyorum. Şimdi bundan sonra inşallah önümüzdeki hafta burada egzersizler olduğu için egzersizleri geçiyorum. 9 başlıkta birinci bölüm bitti, chapter 1. Şimdi chapter 2'ya inşallah önümüzdeki hafta geçeceğim. Önümüzdeki ders buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı, afiyetli kalınız efendim.